أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين على رسولنا محمد صلوات Farklı yerlerden okuyacağım. Çeşitli yerlerden toplama bir konu okumayacağım. Uzun ayrılıktan sonra herhalde bir ay geçti değil mi? Bir ay oldu. Peki. Vazifemiz vazifeleri değil. Vazifemiz ihlas ile sebat ve tesanut. İhlas ile, sebat ve tesanütle, mümkün olduğu kadar ihtiyat ile, sırren teneveret, irşad-ı aleviyi fiilen tasdik etmek, ona göre hareket etmektir. Yoksa muarızlara mukabele etmek ve onların hücumundan telaş etmek değil. Muvaffakiyet ve futuhat-ı nuriye ve revaç ile intişarı ise, vazife-i ilahiyedir. Vazifemizi yapıp vazife-i ilahiye karışmamak gerektir. Bir de okuyayım. Vazifemiz ihlas ile, merkeze ihlası koyacağız. Sebat, yani hadiselerde hemen telaş etmeyeceğiz. Sebat edeceğiz. Yani öyle kıvırmayacağız yani İslamiyet'ten yani acaba şey diyor. Tesanut edeceğiz. Tesanut neydi? Mehmet'im neydi tesanut? Dayanışma. Başka tesanut? Birlik. Başka? Yardımlaşma. Başka o teavun. Bu tesanut. Senetleşmek. Artık bunu böyle avami bir tarzda, lügati bir tarzda demeyeceksiniz artık. Dayanışma falan değil. Var da o lügatı. Tesanüt senetten geliyor. Bir prensip, protokol diyorlar ya şimdi. Bir kaide, bir Kur'an'ın etrafında senetleşmek, akitleşmek. Tesanüt senetleşmektir. Senetleşmek. Nereye senetleşeceksin? Senet nerede yaparlar? Seneti veren, mal alan, malı veren, ortada mal olacak. Alan, veren, hacim, zaman, vasıf, kütle, mühlet. 6 tane sıfat var. Laikaların, laikalar etrafında senetleşmek. Demek, bir de okuyorum. Vazifemiz İhlas ile sebat etmek. Salih sebat ne demek? Devamlılık. İnsanı devamlı kılan muharik sebep ne olabilir? Yani insan niye devamlı bir şeyde olur? Bir yolda olur? Ne yapmak lazım ki insan böyle canlı olsun? İhtiyaç duyması lazım. İhtiyaç duyması lazım. Niyet. Ne niyet? Yani uca hedefe niyet. İhtiyaç duyması lazım. Bir de gaye hayali olması lazım. Güzel. Yani insan niçin sebat eder? Niçin sebata ihtiyaç duyar? Veya sebatı doğuran sebep ne? Başka? Başladığı işi bitirmek. Yani evet. Lugat şeyi. Başka var mı? Davanın kutsiyetine. Evet, inanmak. Davanın kutsiyetine inanmak. Tesanüdü konuştuk. Mümkün olduğu kadar ihtiyat ile. Yani langur lungur her yerde şey yapmamak lazım. Yani değiyorsa söylemek lazım ve darlanıyorsa insanlar darlatmamak lazım. Yani düşman etmemek lazım insanları davaya. Sıren teneveret. Yani sıren teneveret belagat ehli olmak. Kim kime, neyi, ne zaman, nasıl, niçin
yapacağının feraseti olması lazım. İrşad-ı Alevi'yi fiilen tasdik etmek, İmam Ali'nin radıyallahu anh verdiği haberi, ona göre hareket etmektir. Hazreti Ali söylüyor, Sıren Tenevaret sonuna kadar her zaman iyidir. Yani Hazreti Ali'nin bir doktora, psikiyatrist bir doktorla görüştüm. Dün müydü? Evet, dündü. Dedim ki İmam Ali'nin şöyle bir sözü var dedim. Bir anda durdu, kalemi vardı. Vallahi acayip bir şey ya. Allah hidayet versin. Eğer hidayetteki hidayettir, imanı var, arttırsın. Kalemi böyle yapardı böyle. İmam Ali diyor ki dedim, inanma, kalemi tak diye koydu. Diyor ki, sorulmadan konuşan ve cevap veren ahmaktır. Psikiyatrist diye bu. Böyle durdu. Vallahi doğru söylüyor dedi. Ondan sonra bir 5 dakika 10 dakika geçti. Ya bir de söylesene, o neydi ya dedi. Bu sen not aldı. Ama altına yaz. Hazreti Ali yazdı. Yok dedim. Başına yaz. İmam-ı Ali radıyallahu anh. Bu imam. İmamlık vasfı. Hazret hürmet manasında. Bu rehber manasında. Farklıdır. İlginç bir insandır. Bir gün rüyada bana kızdı. Gene biraz sonra gönlümü almak için dedi ki, olsun kardeşimsin dedi. Bir nura bir zarar yanlış yapmıştım. 1987. Böyle ikaz etti. Allah ondan razı olsun. Allah şefaatine hepimize mazhar eylesin. Amin. Ya inan, vallahi ikaz etti. Sonra moralim bozuldu, kafayı indirdim. Ama olsun, sen benim kardeşimsin dedi. Elham. Ama bir daha yapmadım onu. İstersen yap. Çok hoşlar ya. Nereden biliyorlar bilmiyorum. 1400 seneden mekan itibariyle nereden ikaz ediyor. Allah onlardan razı olsun. Allah Allah. Yoksa muarızlara mukabele etmek ve onların hücumlarından telaş etmek, mukabeleyi bir misil yapmamak, baktık adam bir şey ya, langur langur, takılmamak ya. Laf dinliyorsa anlatırsın, yoksa eyvallah dersin. Doğruyu dersin, birileri rahatsız olur, seni ona daldırma. Sonra onların hücumlarından telaş etmemek. Ona ait bir yer vardı, şimdi hatırladım. Bakayım bulabilecek miyim? Çok harika. Şimdi ustad olsa, ben hep sorarım. Siz de sorar mısınız bilmem. Ustad olsaydı, şimdi bize ne derdi? Şu sofrada, şu Kur'an sofrasında. Merak ediyorsunuz değil mi? Yani ustad şimdi burada olsaydı, ne derdi? Çok şey derdi ama bakalım. Bu burada kendisi... Şöyle bir şey diyor. 312. Bak şu ağlar. Aziz kardeşlerim. Ha bir de şöyle söyleyeyim. Risale okurken oradaki kardeşlerimize selam deyince selam alacaksınız. Aleyküm selam. Çünkü kağıt üzerindeki yazı mekansız ve zamansızı bildirir. Kağıtla nikahı kabul etse şeriatta, mektup yazsak ben tamam sizin şey yaptığınızı onaylıyorum. Nikahımı aldım dese, kabul ediyorum dese şeridir. Ha, selam da böyledir. Oradaki hepiniz oradaki kardeşlerime selam ediyorum deyince aleyküm selam diyeceksiniz. Aziz kardeşlerim, evvel ahir tavsiyemiz. İlkten ne söyledikse sonunda da söylüyoruz. Neymiş? Tesanüdünüzü muhafaza. Tesanüdünüzü yani ölçüp bozmama. Şöyle yok. Tesanüt etmek lazım. Uhuvvet etmek lazım. Yok, buna olmaz. Bizim Karadeniz'de hoca yapmış Laz hoca. Öşür vermek lazım. Balın öşürü var. Yani tehdit ediyor, hedef gösteriyor. Öşür lazım. Uhuvvet lazım. Burada, yani benim etrafımda. Bu da yanlış. Bir sürü yanlış.
Tesanüdü muhafaza etmek yani layıkayı bırakmamak. Ben Rüştü abinden bir şey nakledeceğim. Diyorlar ki ya bir ders olsun da naklede. Ne yapayım? Yetiştirmiş. Veya bize çok emeği var. 16 sene bir insan tesiri almamış. Geçen işte Almanya'ya gitmeden önce, yani bir ay önce yatakta yatıyor zavallı. Abi gidiyorum dedim. Kimse yok. Çıktılar. Yatıyor. Bana tavsiyen var mı? O bitmiş haliyle var dedi. Biraz da korktum yani. Demek ki bir şey yapmadığım bir şeyi söyleyecek. Yapılan bir şeyi dememesi lazım diye. Kafasının yanında kitap vardı. Aldı o kitabı. Yatıyor kalkamıyor. Kafasını tuttu. Aldı. Sen layıkayı böyle tutuyordun şimdiye kadar. Tamam abi. Bundan sonra böyle tutmayacaksın. Böyle tutacaksın. Yoksa ayakta duramazsın. Böyle tutma. O dönem bitti. Böyle tutacaksın. Layıka için. Ben kendimce bir ders aldım. Sonra tabii uçakta düşündüm, yolda düşündüm. Allah Allah. Öyle bir dönem. Ahir tavsiyemiz, evvel ahir tavsiyemiz tesanüdüzü muhafaza. Niye bunu misal verdim? Tesanüd senetleşmekte ol. Layıkaları arkadaşlar bırakmayacaksınız. Aile hayatınızda da öyle. Hanımına nasıl bakacaksın ki? Estiği gibi. Duygularına göre. Olur mu? Yani tesanüd demek senetleşmek, bir protokol, bir esas, bir kural, bir sistemin olması lazım. Seni gören bunun yolu bu yani. Su arttan akıyor ya. Yani. Yoldan böyle yayılmış su akmaz. Bir sistem olması lazım. Seni bilen, ya bu budur ya. Bu tesanüt. Bir, tesanüdüzü muhafaza et. Yani ortak ölçü birimimizi koruyacağız. İki, enaniyetten tahaffuz. Enaniyet, tahaffuz ne demek? Enaniyetten tahaffuz. İbrahim. Yani kendinizi uzak tutmak, öyle mi? Evet. Enaniyet. Enaniyet yapmayacağız kardeşim. Benlikten tahaffuz. Benlik, pergel insan. Koy pergeli. Bu merkezde çeviriyor. Buna pergel insan diyorum. Ailede de öyle ya. Abi niye hemen oralara kayıyorsun? Nasıl izah edeyim? Ailevi sorunu da çözecek yani. Yani ben merkezde evde yaşama Allah aşkına ya. Çok acayipti. Özdin Bilir. Allah rahmet eylesin. Avramit'te bir isim vermeyeyim. Birisi vardı belki hatırlarsın. Baklava tepsisini ortaya koymuşlar. Çoluk çocuk yiyorlar şimdi. Gelinler falan. Öteki tarafta bu kayınpeder. Tamam. Şimdi ne yaptı biliyor musun baklavayı? Ortada ya. Şu önündeki şu yeri yuvarlak ya. Bunu bir kaldırıyor. Katlıyor böyle. Anlıyor musun? Baklavayı ikiye katlıyor. Bu adamın önüne ne geldi? İki taraf orta. Anlıyor musunuz böyle? Bir hayal edin. Bak, pergel insana bak. Allah rahmet etsin diye bir rahmet istiyordum. Bak, baklavayı yuvarlak ya, komple çeyim. Kaldırıyor, yarıdan kırıyor. İki tane kenar oraya. İki kenar da oraya. İki alt, üst kat, alt kat, üst kat da orta adama. Allah. Nasıl bir ruh değil mi? Nasıl bir şefkat bunu yapabiliyor? Nasıl bir şefkat? Bilmiyorum benim tüylerim ürperiyor. Şakası da değil yani. Allah kahretsin yapamam yani. Sofrada ben bir şey yiyeceğim o yemeyecek. Zehir zikrim olsun ya. Öyle bir şey mi olur? Öyle bir şey olur mu? Yani benlik. Ya niçin uygulamaya çalışıyorum? Benim derslerde ya dimağla izah edeceğim. Ya kalple ya eylemle. Veya üçünü birden. Aileye uyguluyorum. Benlik. Pergel insan olmayacağız. Ben merkezli. Rekabet yapmayacağız.
Rekabet tek bir rakibimiz bir tane. Hani arabalar yazıyor ya. Tek rakibim Türk Hava Yolları diyor. Tamam mı? Rakip kim? Ben. Kendime. Kendinle yarışacaksın. İnan keyif veriyor biliyor musun? Kendinle yarışacaksın. Ve çok mühim bir şey okuyorum. İtidal edem. İtidal edem köylü çocukları bilir. Yani diğerleri de bilir ama az bilir. Ocağa süt koyarsınız, süt. Beklersiniz 15-20 dakika kaynamasını. Hakikaten kaynamaz. Hiç oynama da olmaz. Ya bir çıkayım şuradan bir su alayım diyene kadar bir baktım kıyamet kopmuş. Süt böyle bir hain bir özelliği var. Yani itidali dem diyorum. Yani kontrolsüz. Yani dem ne demek dem? Dem. İtidal demiyorum. Dem. Dem. Çay demlenince nasıl o renk alır? Çay demlenirken diyorlar. Kırmızı kan, kan. Deli kan. Delikanlı. Kanı deli atan. Bir öyle bir öyle. Bir yavaş bir hızlı, bir yavaş bir hızlı, bir yavaş bir hızlı falan. Bir kontrolsüz. Yani kan atışları, nabızlarını standart. Yani itidal. Kabarmamak, heyecanlanmamak süt gibi. Fırlamamak böyle. Tahrik olmamak. Damarınıza basıyorlar. Hastaneye gidersin kontrol için. Seni tahrik ederler hakaret için. Bakayım ne yapıyor. Her şeyde samimi olmak. Elinden geldiği kadar düşüncenle eylem birliğini denk getirmek. Bak itidal edem bir anda bak kabardı. Bir su alayım dedim fırladı. Aynı böyle adam bir bakıyorsun pat diye bir fırlayıverdi. Yani ne kontrol var ne ölçü var. Sistem yok. Arabada elektrik imal ediliyor. Fazlasını hemen topraklama yapıyor. Başka devreye giriyor. İtidal eden ve son ihtiyat. Bunlar psikoloji şeyi ölçüler. Ya buralardan çıkarıyorum ben işte 200-300 tane ders yaptık diyorum psikoloji. Yani bunlardan şey yapıyorum. İtidal edem. Yani sen desen ki yani heyecanı. Ya bu kanla alakalı. Yani duygular hislerini kontrol mekanizması olması lazım. Ustak aklınızın başınıza alın derken hitap akıl değil ki. Zekaya söylüyor. Aklını başına al. Hasan takkeni kafana al. Başına al. Gerek yok ki burada kardeş. Ha şöyle denilir. Hasan takkeni kafana koy. Aklını başına al. Hadi en kafamda yok. Peki. Bunlar psikoloji ölçülerdir. Psikolojidir. Nereden bakarsan bakın. Risale'nin psikolojidir. Şimdi bir müjde okuyayım size. Efendim var? Psikiyatri. Ha. Evet. Kullanın. Doğru. Şimdi bir müjde arkadaşlar. Bunu çok soruyorlar. Mail atmışlar. Birkaç derste deyince bir daha bunu okuma ihtiyacını duydum. Bayağı ciddi şey. Demek ki dedim ki Risale-i Nur'u yazsanız illa Risale'nin kendisi değil. Okuduğunuz bir şeyi gelen manayı okunan bir dersi hissettiğin, fikrettiğin şey okudun. Aha sayfa 1. Sayfa okudum, okudum, okudum. Bunlar neymiş? Haşir meydanında berat senet olacak diyor. Abi delilini göster dediler. Haşir meydanında sen kimsin? Ben nur talebesiyim. Göster delilini. Bak. Emir daha 1. Aha burayı okudum. Bak yazıyor zaten senin defterin. Bak burayı da okudum. Burayı da okudum. Burayı da okudum. Burayı da okudum. Aha! Sennet beratı olacakmış. Kurtuluş sebebi. Kaynağını okuyorum. Madem o iman hakikatleri Emirdağ 208. Madem o iman hakikatleri yüksek bir ibadet ve hasenedir.
İman hakikatları ya, yüksek bir ibadet ve hasenedir. Kur'an'ın hakikatlarıdır. Risale-i Nur'la iştigal, Kur'an'la iştigal etmek gibidir. Çünkü Kur'an'ın hakikatlarıdır. Kur'an'la iştigal etmek değildir, gibidir. Madem o iman hakikatları yüksek bir ibadet ve hasenedir, onunla çokların imanını kurtarmak binler hasene hükmündedir. Onun zuhuruna çalışanların, ders yapanların, anlatanların, kitap verenlerin, arabana bindi, iki kelam ettin, minibüse bindim, adama bir şey dedin. Yani veya cebine risale koydun. Ya bir, veya ayakkabı tamircisin, küçük küçük eserler koydun. Birisi gelirse, muhtaç olanlara, ihtiyacın ise de ona vereceğim desen, 40 sene geçti, bir tane adama denk gelmedi. Sen aynen sebebini alıyorsun. Yeter ki bu sinyal ver. Sinyalı ver yani. Bu çok önemli, biliyor musunuz? O cinsten insanlar denk geliyor. Psikolojide de kullanıyorlar. Her şey abi üst üste geliyor. Her şey beni buluyor. Tabii ki seni bulacak, beni mi bulacak? Çünkü sen çekiyorsun. Mıknatıs kağıdı çekecek hali değil ki. Nasıl düşünüyorsanız o tipten insanlar gelir. Muhatap öyle olacaksın. Öyle olunuyor işte. Onları çekiyorsun. Böyle bir çekim sistemi çalışıyor. Akıl bir jeneratöre benzer. Elektrik üretiyor ama nasıl üretiyor? Güneş panelinden gelir. Pervane hareket ederek üretilir. Sudan üretilir. Çöp, belediye çöplerini yakarsınız. Almanya'da böyle bir santral var. Çöpler yakılarak elde ediliyor. Akıl bir jeneratördür. İyi dinleyin, bak size lazım olan. Psikolojinin işte çok sıkıntılarınıza çare olacak. Buna bir inanın, yeter. Akıl bir kere alettir, bunu inan. Köpek eğitmek, at eğitildiği gibi bu alet eğitilmesi lazım. Alet, yeni fabrikaya alet gelirse onun operatörü ne yaparlar? Eğitirler değil mi? Akıl aletini sana veriyorlar. Bunu nasıl kullanacaksın? Bunun pasaportunu alman lazım. Belgesini kullanabilir. Diplomasını, ehliyetini alman lazım. Akıl kullanabilme. Bunu şeriatta sinni rüş demektir. Sinni bulu değil. Bak, akıl bir alettir. Jeneratördür. Şimdi bak neyle çalışır? İyi dinleyin. Geleni hep enerjiye dönüştürür. Akıl bir alet. Bir, gözden gelenleri enerjiye dönüştürür. Kulaktan geleni enerjiye dönüştürür. Burundan geleni enerjiye dönüştürür. Dilden geleni enerjiye dönüştürür. Dokunduğum şeyleri enerjiye dönüştürür. Bu beş duyguyla geleni akıl formatı, yani jeneratörü dönüşen enerjinin adı da histir. His. Akıl hisleri üretir. Hisler duyguları aktif eder. Duygular sinirleri. Sinirler kasları, kaslar lifleri. Ondan sonra eyleme gözükür. Yani bu mesela hatırlarsınız, Ömerler bilir, eskiler bilir. Burada eskiler bilir. Hatırlamam, bilmem kaç sene, belki de 20 sene var değil mi? Dedim ki bir araba kullanmak için kursa gidiliyor. Evlenmeden önce bir insan niçin 6 ay kursa gitmiyor? Hatırlar mısınız? Sen bir çocuk yetiştireceksin. Çocuk yetiştireceksin ya, insan. İnsan yetiştireceksin, bu makine de değil. Sen hiç kursa gitmedin. Saldım çayra, mevlam kayra. Sini bulu çağa geldi. Evlenme yaşı. Sini bulu. Hayvanlarda da var bu. Sini rüşt olması lazım. Bunu bir en az 6 ay bir kursa gitmesi lazım ya. Yani bu kadar mı basit bir şey yani? Almanya'da berberin bile 2 sene kursu var. Çöpçülüğün bile ki her ne iş yapacaksanız 2 sene eğitim almanız gerekiyor. Kursa gitmeden bir iş yok. Ya arkadaş ya, ciddi bir iş yapıyorsun. Nasıl şey yapmıyorsun? İşte akıl, niçin söyledim? Aklı nasıl çalıştıracağım? Arızaları ne olur? Havasını nasıl alacağım? Nasıl tekler?
E gittin kardeşim mazotla çalışan motora benzin koydun. Hatta yetmiyor. Benzinle çalışan veya hatta benzini gaza çevirdin mazot koydun şimdi hayda. Ne olacak? Abi bu niye çalışmıyor? Niye çalışsın ya, çalışması mucize olur. E şimdi kendini idare, ne anlatmaya çalışıyorum biliyor musun? Kendini idare etmekten aciz insana yanlış mazot koydun. Bir de yanlış adamı getirdiniz koydunuz ona. Hadi bunu idare et. Hayda. İşte ne demek istiyorum biliyor musun? Psikoloji sorunlu insanları hemen evlendiriyorlar ki düzelir diye. Lan sen dalga mı geçiyorsun ya? Lan evlenmek adamı düzeltiyor mu ya? Adamı düzeltiyor, doğru. Başka şekilde düzeltiyor, musallaya koyuyor. Sıkıntı. Ya orası bir müessese, kazanımlarının uygulandığı bir zemin. Adam hiçbir şey bilmiyor mu ki? Bilmiyor. Langur lungur evlendi. Ortaya çıkıyor. Eskiden nasıldı? Osmanlı şöyle kurtarıyordu. Siz de bakım yapıyor musunuz? Kaynana duruyordu. Dede de duruyordu. Gelen kız ufak, tamam. Önemli değil. Çocuk dünyaya geldi. Ana da çocuk, çocuk da çocuk. Ama babaanne yetiştiriyordu. Hem torununu hem gelinini babaanne yetiştiriyordu. Oğlunu da babası yetiştiriyordu. Yani gelini anasından çıktı ama ananın terbiyesine girdi. Başka bir ana. Doğurduğu çocuğu da babaannesi şey yapıyor, eğitiyor. Gelini de kaynanası. Yani bir böyle silsile devam ediyordu. Şimdi bir şart koşuyoruz evlenmeden önce. Annem baban olacak mı? Yani adedi belli değil. Başımda beyazladı. Evlenmek isteyen hanımların adedi belli değil. Sanki ben evlenme ve evlendirme dairesiyim. Ama diyeceğim ne biliyor musun? Çok iyi bir nasip belki çıkmış. Söylemişim. Hemen şunu soruyorlar. Abi, yalan yok. Dava adamı, evet. Abi maddi durumu nasıl? Tamam, ikinci sorabilirsin. Fakat o sormada ikinci sonra başa geçiyor. Bir, ahlakı şöyle, ben de şeyim, yanımızda yetişmiş. Abi kirada babasıyla, annesiyle kalıyor. Olmaz. Ondan sonra niye evde kaldık diyor. Tamam. Yani eskide Osmanlılar'da çocukları ve gelini yetiştiren babaanneydi. Şimdi neydi şey? Aklı, akıl bir alettir, jeneratördür. Bu jeneratörü askerlik yapanlar bilir. Bir jeneratör bile bilirse zimmetli olur. Bu aklı idare etmek için seis diyorlar at eğitmenine. Köpek eğitiyorlar. Akıl da bir alettir. Bunun eğitimini almak lazım. Yoksa akıl sana öyle bir baskı yapar ki, bu akıl sana inim inim inletir. Yaşama şansın kalmaz. Hani var ya çoğusu, işte aklın çeşitli şekilde kendisini gösterirse, tasavvuru bozmuşsa tıpta bilmem ne, hani hayal kontrolsüzü, tasavvurunu bozarsa, sizin bildiğiniz tabirleri söylüyorum, düşünce bozukluğu, tıpta başka bir isim koymuş. Efendim izandan şey sorun var, davranış şeyi var, oturup kalkmakta şeyi var, yürürken şeyi var. Hepsine bir isim koymuşlar yavrucu isim. Ya bizim bildiğimiz şeyler yani, bizim Ahmet, Mehmet işte. Kontrol bu. Eğitilmesi lazım. İşte neyse, Risale-i Nur imanı kurtarmak binler hasene hükmündedir. Onun zuhuruna çalışanların her birisi, iyi dinleyin burası, onun zuhuruna, yani ortaya çıkmasına çalışanların her biri, müjdeden bahsediyorum. Bilgi vermiyorum bak. Belki işine yarar bu müjde. Her birisi onu okuyup, bir, iki, dinleyip, üç, itikat etmesiyle, aynen işlediği sair hayratın defteri gibi bir uhrevi senedidir. Yani namaz, oruç gibi, hayır hasanat gibi, bir senettir sana. Evet ama Risale-i Nur bir sene anlayarak ve ne olarak? Kabul ederek okuyan. Okuyor. Ha tamam. Tamam burayı ders yapacağız. Tamam burayı da ders yapacağız. Ders yapmak için, başkası için okuyor. Anladı. Kabul etmek başka bir şey. Kabul etmek başka bir şey. Anlayarak ve kabul ederek bir sene okuyan o asın mühim bir hakikat bir alimi olur.
mühim bir hakikat bin alimi olur. Söyledim 208 emirda bunu çok merak ediyorlardı. Nasıl senet nerede var? Burada geçiyor. Okuyan, dinleyen ve itikat ederse ahirette ben bunları yaptım, okudum, uyguladım. İtikat o zaman bu senedi oluyor. Kurtuluş senedi oluyor. Tabii şu anda değer veremeyiz. Sıcak bir yerdeyiz. Lamba yanıyor. Dersten sonra çay gelecek zaten. Öyle bir şey yok. Önünde cehennem. Cennet olsa bu ne demek olduğunu o zaman anlardık. Hepimiz dahil. Değer veremiyoruz arkadaşlar. Ne zaman hasta olursak, inim inlersek. 43'ten okuyacağım. Çalışarak geldim yani. Öyle şey için söylemiyorum. Ders yapanlar, bir yerde gidip bir şey okuyanlar çalışsın çıkartsın. Bu güven getiriyor. Sakın ha ben yani hatırlayamıyorum falan demiyor. Hayır. Allah Resulü kaydedin diyor. Kuş gibidir diyor. Ayağından ilham geldi. Mana ben bunu bildim demeyin. Kaydedin. Bak ne diyor. Burayı da bir müjde. Zemin yüzündeki fırtınaların silahla değil. Şimdi artık acayip bir durum. Zemin yüzündeki fırtınaların silahla değil, diplomatikle çarpışmaları zamanı olduğu cihetle. Şimdi öyle 3-5 yerde silah mila o bir şey değil. O diplomatiyi gösteriyor. Diplomatik savaş, silah savaşı hiçbir şey değil. Silahla değil, diplomatikle çarpışmaları zamanı olduğu cihetle gayet kuvvetli bir metanet. Ne yapacağız? Gayet kuvvetli bir duruş. Duruşun olacak. Ne haber falan birisi dokunca pat diye 2 metre gitmeyeceksin. Adam geldiği zaman geri gidecek. Yani böyle şey var ya büyük denizlerde, okyanuslarda sandal. Sandalı koyarsanız pat 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 oynuyor. Ama şilep olsa bir dalga geliyor. Dalga nereye vurduğunu da pişman oluyor. Tak geri gidiyor. Geliyor dalga vuruyor şeye. O saç kemi suratına çarpıyor. Hiç. Ama sandal pıt 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 taneti yok. Biz hadiselerle pıt 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 yapıyoruz. Yapmıyoruz da yapmayacağız yani. Ne diyor? Gayet kuvvetli bir metanet. Şilep. Abi şilep değilim. Bin şilebe. Gemiye bin. Sandalda ne işin var kardeşim? Ve vazife-i nuri-i kutsiyede bir sebat olmasa, metanet ve sebat olmasa, Risale-i Nur'un hizmeti zararına bir atalet, bir futur ve tevakkuf başlar. O zaman ne yapsak ya? Öyle mi ya? Ne dediler ya? Ne yazıyor ya? Allah Allah öyle mi haber mi çıktı? Bunlarla meşgul oluruz. Demek ki içeride kimse yok. Hani saraya geliyor ya, bakıyor içeride kimse yok, herkes dışarıda. Çünkü herkes dışarıyı seyrediyor. Haber peşinde, maç peşinde, siyaset ne dedi, parti ne dedi, şu nereye gitti? Ki hangi tip bu insanlar? 23. sözü söylüyor. İçerideki diyor âli vazifeler muhatal kalmış. Herkes kapıda itle, kadına bilmem neyle oynuyor. Baktım içeriye dolaştım diyor. İçeride hiç kimse yok diyor. Hatırladınız mı? Yani nasıl anlarız? Adam diş dünya ile meşgul. Yani içinde böyle bir hakikat varmış. Risale-i Nur'un hizmeti zararına bir atalet, bir futur ve tevakkuf başlar. Aziz kardeşlerim, siz kat'i biliniz ki Risale-i Nur ve şakirtlerinin meşgul oldukları vazife ruh zemindeki bütün muazzam mesailden daha büyüktür. Onun için dünyevi merak haber meselelere bakıp vazife-i bakiyenizde futur getirmeyiniz. Meyvenin dördüncü meselesini çok defa okuyunuz. Kuvve-i maneviyeniz kırılmasın. Bir daha okuyayım. Emirdağ 143. Size nasıl hitap ediyor? Nasıl kibar hitap ediyor? Ne kadar nazik hitap var. Aziz kardeşlerim, aziz ol. Ecdat suya derdi değil mi? Aziz gibi ol. Su gibi aziz olasın. Derdi ya. Bak, size nasıl nezaketle nazinin hitap ediyor? Aziz kardeşlerim. Siz kat'i biliniz ki, şüphe etmeyin, Risale-i Nur ve şakirtlerinin meşgul oldukları vazife, ruh zemindeki bütün muazzam mesailden daha büyüktür. Onun için
dünyevi merak haber meselelere bakıp vazife-i bakiyenize futur getirmeyiniz. Habere verdiğin saati arabayı sağa çeksen, habere verdiğin saat evde kapayıp da evrad-ı kutsiyeni okursan hiçbir sıkıntın kalmazdı. Habere verdiğin, internete verdiğin saatin yarısını ilmi al okusaydın bugün 10 defa Ömer Nasuhi bilmeni bitirmiştin. Öyle değil mi? İnternete kapat demiyor. Verdiğin saatin yarısını versen Ömer Nasuhi bilmen ilmi halini en az 10 defa bitirmiştik. Öyle mi değil? Daha tuvalete girme adabını bilmiyoruz. Kur'an'ı doğru dürüst okuyamıyoruz. Okumuyoruz. İnternetlerin peşinde, WhatsApp'ların bilmem şeylerin peşinde herkes bir manyaklaşmış. Burası değil, dünya öyle olmuş. Avrupa'da ben İsviçre'den girdim, Hollanda'dan da çıktım, Almanya'da. Herkes manyak. Telefonların elinde. Acayip bir şey ya. Bu kadar da acayip olmaz ki ya. Almanlar kadar da kitap okuyanı da görmedim. Ayakta, metroda tutmuş elinde kitap okuyor. Türk de orada oturuyor, cep telefonuyla oynuyor. Abi niye geri kaldık diyor, metrodan inerken soruyor şimdi. O telefonu kafasına vurasın geliyor adamın. Ben eksiğim kafadan da. Bak metro otobüsleri, herkesin elinde telefon. Lan bir evradını al lan. Bir dua kitabını bir şey yap ya. Bir paragraf işi oku ya. Hiç mi korkmuyorsun Allah'tan? Hiç mi ahiretten korkmuyorsun ya? O anda canın çıksa telefon elinde. Esselatu ve selamu aleyk. Aleyke ya Resulallah. Sonunda mecburuz tabii söylemeye. Allah'ın rahmetine kavuşmuştur. Önüne telefon oynarken gitti. Nasıl rahmet ya? Bilgisayarın karşısına kalbi durup ölen çocuk var 14 yaşında. Bir tanesi bana söyledi Almanya'da. Şimdi Allah'ın rahmetine mi kavuştu? Belli değil ki ya. Ama zahir esbab noktasında belli. Nasıl yaşarsanız öyle ölürsünüz. Onunla gitti işte son. Bu hasta ve gaddar, bak asrı 110 Kastamonu. Bu hasta ve gaddar ve bedbaht asrın, bak asrı tanımlıyor. Hasta, gaddar, hain. Merhametsiz, zalim, bedbaht asrın bela ve vebasından. Bir bela var, bir de salgınlığı var. Hırçınlığı. Başka iki, üç, zulüm ve zulmetinden. Zulme diyor, biz zulme atıyor. Yani öyle bir şey yapıyor ki bizi hep dışarıya çağırıyor. Dizilerle, hanımlar daha çok, hanımlar kızlar, dizilerle hayalperest yaparak odasında diziyi dinleye dinleye hayalini gavurlar hapsediyor. Çocuklarımız, kız çocuklar haseten dizilerle hayal dünyasına hapsoluyor. Çıkamıyor ki herhalde. Leylim leylim dolaşıyor. Hocam işte çocuğum okula kafa veremiyor. Nasıl verecek ki? Kafası değil ki. Dikkat bozukluğu var diyor. Tıpta işte psikoloji bir şey der yani. İlaç ver. Ne ilacı ya? Doktorla ben burada çatışıyorum. Buna ilaç değil kardeşim, eğitim vermen lazım. Cihazı nasıl kullanacaksın, televizyon vesaire, eğitim vermen lazım. İlaç değil, çocuk hayalperest. Leylimle, sokakta rastlamıyor musunuz? Kendim kendine ha. Böyle kendi kendine konuş. Nerede bu? Burada değil ama. E peki, o hayalle gidiyor okula, sınıfta oturuyor, hocaya bakıyor zannediyor. Film seyrediyor. Burada oynuyor hala, devam ediyor. Kızım şey yaptın mı? Hocam bilemiyorum falan. Hemen bir yazı anne var. Çocuğunuzda dikkat bozukluğu var. Ne dikkat bozukluğu? Çocuk sistemi fevkalade de yani sistem ters çalışıyor. Öyle mi? Bak. Arkadaşlar en büyük silah insanların içsel yapısını çökertmek. Hasta bu asır. Başka gaddar, başka bedbaht, asrın belasından, vebasından, veba hastalıkları var ya, veba, salgın, zulüm, zulme diyor, zulmetinden ne yapacağız? Ya dert üretiyorsun ya gece gece, hayır bak çareyi söyleyeceğim.
En mücerrep bir kurtarıcı. En mücerrep, mücerrep ne demek? Tecrübe edilmiş. Tecrübe edilmiş, tesirli. Risale-i Nur'un mizanları ve muvazeneleriyle neşrettiği nur olduğunu 40 bin şahit vardır. Demek Risale-i Nur'un dairesine yakın bulunanlar içine girmese tehlike ihtimali kavidir. Bir de okuyorum. Risale-i Nur'un mizanları ve muvazeneleriyle neşrettiği nur olduğunu 40 bin şahit vardır. Demek Risale-i Nur'un dairesine yakın bulunanlar içine girmese tehlike ihtimali kavidir. Çünkü bilmiyordum, özürü kalmıyor. Duydu, lakayt. Ya işte bir vaaz zannediyor işte. Dini bir vaaz zannediyor. Sıkmıyorum değil mi sizi? Var mı? Sıkılıyor musunuz? Hiç ses gelmedi. Tamam. Arkadaşlar, size hitap gibi gözüküyor ama bilirsin çok iyi ki ilk önce nefsim. Burada beraber okuyoruz. Ben de gayret ediyorum. Bak. Bir hatıramı nakledeyim. Hollanda'da, Rotterdam'da Avrupa'nın hizmet yapan ekabirlerini, müdebirlerini senede bir toplandıkları toplantıya katıldı. Davet ettiler sağ olsunlar. Avrupa'da hizmet edenler normal cemaat değil. Cemaati hareketlendiren başlar yani. Onlarla görüştüğüm zaman hemen hemen %70'i bana şunu sordu. Hani şey yapıyoruz ya, tanışıyoruz. Abi sizi takip ediyoruz. Bu şevk, bu enerjiyi nereden buluyorsunuz? Nasıl canlısınız? Bana acayip bir düşünce getirdi. Şevk niçin biliyor musun? Ben arkadaşlar Risale-i Nur'un evvel, ahir, zahir, batın yani bu dersleriyle meşgulüm. Diş dünyayla dükkanımı elimden geldiği kadar kapatmışım. İtimat edin, ben sizi kandırırım, Rabbimi kandıramam. Arabayla derse gidiyorum değil mi? Kimse yok. Arabaya açıp radyoyu. Haber çıksa, namertim, yani iki kelime, üçüncü moralimi bozacak kelime geliyor diye aceleyle basıyorum, dinlemiyorum. Size yalan mı söyleyeceğim? İhtiyacım yoktur. Doğru söylüyorum. Yarın çıkacak. Ya niye? Kendimi korumaya çalışıyorum. O soruya böyle cevap veriyorum. Kardeşim, akıl bir jeneratördür. Gözden, kulaktan, burundan, dilden, elden, içeriye ne giriyorsa enerjiye dönüşüyor. Bu böyledir kesin. His oluyor, his. Sıkıntı var. Canım sıkılıyor. Yani Allah Allah. Dediğin an, Allah bilir ya, dün veya bir hafta, bir sene önce veya biraz önce seyrettiğin, dinlediğin haber veya diziden geliyor. Hiç bu böyledir. Durup dururken Allah zulmetmez kuluna. Böyle bir şey yoktur. Sıkıntıyı Allah vermez. Sıkıntıyı melekler vermez. Vermez arkadaşlar. Korku var ya, korku, haf değil. Korku, panik, ölüyorum aç. Allah'tan değil bu. Melekten de değil. Erva habise ve şeytan ve cinlerin sinyalleriyle senin ademi madenleri oynattırmaktan oluyor. 13. lemada anlatıyor. Fena madenleri işlettirmekten. İşte seyrettiğimiz, dinlediğimiz şey. Siz oyun mu zannediyorsunuz bu dünyada yaşamayı? İnsan olmayı oynamak mı zannediyorsunuz? İnsan olarak yaşamak oyun mu zannediyorsunuz? Niye laf dinlemiyoruz arkadaşlar? Yapanlara diyorum sözüm. Niye açıyorsun? Açma ya. İnsan değil misin ya? Her açılıştan sonra kapatınca moralin bozulmuyor mu? Bunlar enerjiye dönüşüyor, hisse dönüşüyor. Anlamıyor musun? Sonradan abi göğsüm yanıyor. Abi sıkıntı. Abi karabasanlar oluyor. Ne basacak yani? Rahmet basan mı olacak yani? Televizyon, interneti kapattın bir attın yani. Rahmet basan mı olacak ya arkadaş? Ya niçin yapıyorsunuz yani? Yapma kardeşim. Açmayın, dinlemeyin. Pozitif kuyusunu açmayın. Kokusunu mecbur alacaksın. Ben sizin dostunuzum. Efendim abi. Zübeyir abi diyor ki, bu manada abi yatmadan önce imani mevzu okuyun diyor. Ya. Çünkü rüyada hep onlarla meşgul oluyor. Şeyde diyor,
Celaleddin'in Suyuti ve İmam-ı Şarani vesaire imamlar da var. Ben mücerreptir, ben kendim denedim. Yatarken Geylani Hazretleri Futul Gayb'da geçiyor. Avucun o Süleymancı kardeşler var ya, yaptıkları ha dua. Allah Resulü yatarken yaparmış. Gündüzdeki duada değil. Yatarken yaptığı, aynı onların bu yaptığı gibi. Bunu aç yatağında. İşte ne biliyorsan, istiğfar. Çünkü yatmadan günahlar kaydedilmiyor. Uykuya girene kadar, gece 12'ye kadar. Gece 12'ye kadar gündüz işlediğiniz günahlar kaydedilmiyor. Umulur ki tövbe yapar. 12'ye kadar yaptın tövbe, yapmadın takdiye yazılıyor. Geylani diyor ki 12. Açın böyle. Resulullah böyle yaparmış. 3 tane istiğfar. 3 defa salavat. Her bitişte 3 defa Fatiha. Kaliteli bak. Kara basan mı geliyor, beyaz basan mı görürüz bak. 3 defa ayet-i kürsi. Her okuyuştan sonra 3 defa amene resul. Resulların sünneti bu. 3 defa felak, 3 defa nas, 3 defa da selatü selam. Allahümme selam ala seyyidina Muhammed ve el farfize. Ondan sonra yaptın mı? Ondan sonra oh. Sivas'da 1. Resulullah 3 defa yapardı ama bir de şöyle yaparmış başka rivayette. Parmağı böyle baş parmağını yapardı. Ben eskide bunu bidat biliyordum da değilmiş meğer. Böyle yapardı. Sonra Sivas diyorsun 1. 2. Gelsin de 3. Görsün de göreyim. Karabasa. Karabasanını yesinler onu. Allah Allah. Ya Müslüman, Müslümanlığını bilirse. Onlar gavurluğunu da bilir onlar. Kime gavurluk yapacağını bilir. Neyi koyun? Kolun sağlay sağlay gelecek. Sen kapıyı açıkmışsın ya. Açık yapmışsın kapıyı. Adam geldi giriyor. Resulullah diyor ki aleyhissalatü vesselam. Çocuklarınıza şeytan sahip olur. Akşam olmadan çocuğunuzu eve alın. Besmele ile kapatın kapıyı. Bismillahirrahmanirrahim deyince giremiyor. Ya uygula sen ya. Ha? Sevgili kardeşim. Allah Allah. Okuyorum. Ona diyorsun şimdi. Ulan nereden geldik ya bu akşam? Üçüncüsü. 214. Emir daha bir. Şimdilik tehir edildi. Bazı hocalar minare kadar yüksek bir adamı hem alnında okunacak bir yazı bulunacak hem birden 51 su ile delinecek gibi hakikatin perdesi olan teşbihlerin hakikat zannetmek bahanesiyle nurun bazı ihbarat-ı gaybiyesi sathi nazarlarına muvafık gelmiyor. Ona daha yanaşmıyor. Cenab-ı Hakk'a hadsi şükür olsun ki bundan sonrasını okumak istiyordum. Bu zamanda Risale-i Nur'da noktayı istinat olarak avami müminin en ziyade muhtaç oldukları ve nurda buldukları öyle bir hakikattır ki hiçbir şeye alet olmayacak ve hiçbir garaz ve maksat içine girmeyecek ve hiçbir şüphe ve vesveseye meydan vermeyecek ve hiçbir düşman ona bahane bulup çürütemeyecek ve yalnız hak ve hakikat için ona çalışanlar bulunacak. Dünya maksatları ona karıştırılmayacak. Ta ki uzakta olan ehli iman o hakikata ve sadık naşirlerine tam itimat edip imanlarını zındıkların ve dinsizlerin din aleyhindeki dehşetli filozofların itirazlarından ve inkarlarından kurtarsınlar. Evet, o ehli iman lisan-ı hal ile diyecek ki madem bu hakikati bu kadar şiddetli düşmanları çürütemediler ve itiraz edemiyorlar ve şakirtleri haktan başka onun hizmetinde hiçbir maksat taşımıyorlar, elbette o hakikat aynı hak ve mahsı hakikattır diye bin burhan kadar bir delil hükmünde imanını kuvvetlendirir ve kurtarır. Ve İslamiyet'te bir hakikatsizlik mi var
diye daha evhama düşmeyecekler. İnşallah. Diğer de var. Risa nurla iştigalin ölümden başka her belaya, hastalıklara bir ilaç olduğu gibi dehşetli ölümü de cennetin kapısı gösterip ehli imanı heyecanla şevke getiriyor. Bir de okuyayım. Nurla iştigalin ölümden başka her belaya, hastalıklara bir ilaç olduğu gibi dehşetli ölümü de cennetin kapısı gösterip ehli imanı heyecanla şevke getiriyor. Bununla alakalı ustad şöyle diyor. 260'a bakayım. Evet doğru. Tebrik ederiz. Halimi soranlara dedim ki, ustada bak, kendimize de şey yapalım. Halimi soranlara dedim ki, okuyayım, bu değil benim okumak istediğim. Hem nazar, hem ervah-ı gayri tayyibe, kimin ihtiyacı var ki Allah bunu okutturuyor, bilmiyorum. Bu planda yoktu. Hem nazar, gözden çıkan şua, Allah Resulü mezarlığı göstermiş. Burada ölenlerin yarısı diyor, gözde öldü. Esbab noktasında. Hem nazar, hem ervah-ı gayri tayyibe cihetinden başıma gelen bir musibet. Ervah-ı gayri tayyibe. Ervah-ı aliye değil. Rahmet ilahi ile 10 adetten bire indi. 9'u nimet oldu. Baki kalan birisi de 9 menfaati oldu. Ustad diyor ki, sıkıntı bana da sirayet etti. Kaçtı? 249. 242 diye hatırlıyoruz. 249. İkincisi. Doğru. Aferin İbrahim. Bu çok önemli. Bugünlerde herkes sıkıntıdan şekva ediyor. Var mı yok mu? Var. Gözünüzü kapatın, adam seçmeden 10 tane bulun. 9'u rahatsız. Değil? Seçmeden. Bugünlerde herkes sıkıntıdan şekva ediyor. Adeta manevi havanın bozukluğundan maddi ve umumi bir sıkıntı hastalığını vermiş. Hatta bana da bir gün sirayet etti. Yani geçiyor. İnsanların mesela düşünürken yaydığı dalga, kalbindeki muhabbet ve adavetten çıkan dalga, ruhsal yapı, nasıl ki vücut teri, vücut ısısı dışarıya çıkmıyor mu? İnsanın da bu haletleri dışarıya yansıyor. Bunu Kastamonu 66'da söylüyor. Yayıyor. O yayıyor. Hatta bunu fizik olarak üniversite imtihanında NASA'nın çektiği fotoğraf görmüştüm. İstanbul, haseten İstanbul ve Ankara'nın üzerinde o belirli noktalarda çocukların, gençlerin imtihana girdiği yerlerde fotoğrafla kırmızı gözüküyor. Beyin dalgaları galiba. Kırmızı gözüküyor. İnanın o fotoğrafı gördüm. Zaten bu mecaz deyip 66. sayfada söylüyor. Kastamonu'da yaymış olduğu dalgalar piyasaya sürülüyor. Onu teneffüs eden adam içeriye alıyor. Hatta bana da bir gün sirayet etti. Bizim her çare ne peki? Bizim her derdimize ilaç olan Risale-i Nur ile meşgul olanlarda o sıkıntı hastalığı ya yok veya pek azdır. Niye sende hastalık var veya bende var? Niye sende şefki yok? Niye bende şefki yok? Sebebi, hatta bana da bir gün sirayet etti. Sirayet şu, ecdadın camisine gidin, neyse dersiniz.
Cumhuriyet döneminde yapılan camiye gidin. Ne verirsen eliyle, o gelir seninle diye. Haram helal denmeden alınan parayla yapılan binaya girin. Neler hissediyorsunuz? Veya daha yakın. Yatak odanıza gidin. Neyse, nasıl bir şey hava var. Kitap okuduğun salona bak. Ne hissedersin? Dershaneye bak. Dershaneye havasına bak. Ne hissedersin? Bu dava. Bu insanlardan çıkan ruhsal özelliktir. Çünkü aklın dalgası akılsız olamaz. Hayatın dalgası hayatsız olamaz. Ruhun dalgası ruhsuz olamaz diyor. Özür dilerim. Pisin kokusu gül kokar mı? Pisliğin kokusu kendi cinsindendir. Gül kendi cinsinden kokar. Menekşe kendi cinsinden kokar. Bu böyledir. Akıldan dışarıya çıkan dalga akılsız olamaz. Koy bir yere. Bütün böyle nurcuların ruhundan çıkan dalga ruhsuz olamaz. Koy bir yere, yığ, karıştır. Onun adı şahsı manevidir. Onun için canlı ve ruhlu ve akıllıdır, şuurludur şahsı manevi. Nasıl idare ediyor bizi? Kalbine bir meylan veriyor. Aklına bir fikir koyuyor, pat diye koşuyorsun. Seni koşturan şahsı manevidir. Şahsı manevi bir anlayış, seziş, kabul iş, kabul etmek hayali falan değildir. Şahsı manevi mahluktur, realitesi var, vücud haricidir, haricidir ve ruhludur, akıllıdır. Bak izah ediyorum Kastamonu 66'da da bu ayrı bir konu da böyle bir şahsı manevi dersi girerseniz görürsünüz. Bakın söylüyorum. Balık kokusu kestane kokusu olmaz. Pislik kokusu gül kokmaz. Aynı bu örnek gibi. Tefekkür ederken, bak tefekkür ediyorum, kafamdan çıkan şey aklın kullanılmasından ortaya çıkan dalgadır. Bu akılsız olamaz. Koy oraya. Kalpten çıkan maneviyat, maneviyatsız odun kötürüm olamaz. Ruhtan çıkan dalga ruhsuz olamaz. Karıştır. Onun adı şahsı manevidir ve atom cinsinden değildir. Düşünce atom olmadığı gibi. Olma şahsı manevi atla sana kalbine bir mail verir, aklına bir fikir koyar. Ya ver ya, bugün aklıma bir fikir geldi biliyor musun? Bayağı da zevk aldım. Ha, sabahtan akşama çalışıyor. Bak. Seni çalıştıran şahsı manevidir. Bizim her şeyimizin tedbirini gören şahsı manevidir diyor. İştirak-ı amal-i uhreviyeden meydana gelen şahsı manevi, unutma ve son sözümdür bu. İhlas, sadakat, takva, hizmet, iştinab-ı kebair sırınca 96 Kastamonu. Bu sıfatlara haiz olan bir kısım şakirtler, bir avuç. Hangi sıra mazardırlar bunlar? İhlas, sadakat, tesanüt. Emir Dabir 264. Sırına, yani bu vasfa sahip bir kısım şakirtler ne kadar az dahi olsa manen bir ordu kadar kuvvetli ve kıymetli sayılırlar. Sebebi bunlar bir iki kişi değil. Bunların özelliği o şahs-ı manevi ile direkt temasa girdikleri için devrede şahs-ı manevi var. Onun için aklımızdan çıkan akılsız olamıyor. Efendim kalpten çıkan kapsız olamaz. Maneviyatsız olamaz. Ruhtan çıkan ruhsuz olamaz. Ya kokudan bile söylemiş. Ecdat demiş ki pis kokanlar. Pis kokan bazısının terisi pis kokuyor canım. Abi ne yapayım, yaradılı şu değil. Allah iftira etme. Ahlakını düzelt. Ahlakı ağır olan, geçimsiz olanın teri pis kokar. Düzelt ahlakını. Bak onu bile şey yapma. Abi İçki içenin teri necistir. İçki içmeyenin teri mübarektir. Ustadın gül gibi kokardı. Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam'ı sahabe söylüyor. Resulullah buradan geçtiğini diyor. Kendisi yok. Bıraktığı kokudan anlardık diyor. Ulan köpek bile kokuyla gidiyor. Bıraktığı şey. Allah Resulü'nün kokusu ile sahabe nereye gittiğini bulurdu. Ustad Hazretleri'nin çamaşırını abiler der ki kirletmeden verirdi. Kirli temiz hangisidir? Gül gibi kokan kirli olduğunu derdi. Çünkü sirayet etmiş ustad. İşte çıkan şey, bakın. Şarap içenin, içki içenin, rakı içenin, rakı kim içiyorsa,
teri aynı sidik gibidir. Necistir. Ne anlatmaya çalışıyorum ben buradan? İdrar, gayetan dışarı çıkınca seni dışarı tanıdığı gibi. Bizden çıkan şey nereden çıkmışsa oranın özelliğini taşıyor. Akıldan çıkan akılsız değil demek istiyorum. Kalpten çıkan kalpsiz değildir demek istiyorum. Ruhtan çıkan ruhsuz değil. Bunların yökününe müsbeti tabii, menfisi değil. Şahs-ı manevi oluyor. İşte bizi şahs-ı manevi idare ediyor. Ama bunu bilmediğimizden dolayı ya aklıma bir fikir geldi, kalbime de bir mail geldi diyoruz. Evet, bunlar böyle. Gecemiz gündüzümüz mübarek olsun. Amin. Cenab-ı Hak alemi İslam'ı İttihad-ı İslam'la güldürmeyi nasip eylesin. Amin. Nesillerimizden İslam'a ve Kur'an'a hadimler yetiştirsin. Amin. Ya Rabbi, Hazreti Ali'ye huzuru tam olması için ifrit huddamı nasip ettiğin gibi bize de huzuru tam olmamız için ifrit huddam nasip eyle ya Rabbi. Amin. Maddi ve manevi hastalıkların sebebi olan erva-ı habise, mevvad-i şirreleri evimizden ve etrafımızdan hak ile yeksan eylesin. Amin. Sihat ve selamete vesile olan ervah aliyeleri evimize ve etrafımıza nasip eylesin. Vahir davahum enilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha'tı ve selavat. Amin.